Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Bugün PlayStation 5'in yeni özel oyunu, hatta sanırım bu yılın ikinci özel oyunu olan Stellar Blade'in incelemesiyle karşınızdayım. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Daha öncesinde oyunun demosunu da erkenden oynama fırsatı bulmuştum. Ona ilgili bir video hazırlamıştık zaten. İzleyebilirsiniz ama burada daha detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Tabii bazı detayları orada bırakacağım. Tekrar tekrar hani tekrar düşmemek için. E, bu yüzden hani biraz daha hızlı olacağını söyleyebilirim. PlayStation Türkiye'ye kodu yaklaşık bize 2-3 hafta öncesinden sağladığı için de teşekkür ederiz. Yani oyunu yaklaşık bir hafta önce bitirdiğimi söyleyebilirim. Tabii ki işte bayram tatili üzerinde bir hastalandım derken... Bir Stellar Blade e arada böyle bir kaynadı gibi oldu. Ee, şu an ambargosu bittiği için de şu anda zaten PlayStation Store'da bulabilirsiniz. Hemen bir video çekeyim dedim. Hemen aslında kombat kısmıyla başlayalım. Şimdi demoda zaten anlatmıştım kombat kısmını. Burada da anlatayım. Aslında burada sizin e, tarzınıza göre oyun İlk bakışta biraz böyle Hack and Slash'miş gibi duruyor ama aslında oynadığınızda daha böyle temposu yüksek değil de daha oturaklı bir combat sistemi olduğunu fark ediyorsunuz. Bu başta biraz sizi zorluyor. Nasıl zorluyor? Çünkü sanki karakter de böyle atik olunca çok hızlı böyle işte God of War'un eski oyunları gibi ne bileyim işte NieR Automata gibi Hack and Slash tarzı bekliyorsunuz ama daha yavaş bir oyun görünce biraz orada zorlanıyorsunuz ama yaklaşık yarım saat bir saat içerisinde oyunun bu temposunu anlayıp ona göre rahatlıkla devam edebiliyorsunuz. Combat sistemi aslında birkaç farklı şekilde ilerliyor diyebilirim. Bir tanesi biraz daha savunma odaklı, daha böyle Sekiro'ya yakın tarzda. Yani düşmanı sürekli doğru anda karşılayıp işte onun bu savunmasını kırıp kritik vuruş yapma üzerine. Bir tane de daha kombolar yaparak e, düşmana hani hiç gözünü bile açtırmadan saldırı üzerinden ilerliyor. Şimdi bu savunma kısmına gelelim. Savunma kısmında birkaç farklı savunma tarzı var. Ya yani bunlar ama Rise of Tronin'deki gibi işte duruş üzerinden değil, farklı bir tuşa basmanız gerekiyor. Mesela e, bir düşman işte saldıracağız ama etrafında sarı bir ışık yanıyor. O sarı ışıkta sizin takla atarak kaçmanız gerekiyor. O saldırıyı siz kılıcınızla karşılayamıyorsunuz veya mavi bir ışık çıkıyor. O saldırıda sizin o yeteneği açıp ki yetenek zaten daha oyunun başında açıldığı için hızlıca yapabiliyorsunuz. Düşmanın arkasına ışınlanıp oradan vurmanız gerekiyor. Bir de e, herhangi bir şekilde sarı yanmıyor. Yani yine sarı yanıyor da çok düşük yanıyor. Düşmanı böyle son anda işte bu e, perileme, deflect etme tuşuna basıp düşmanın savunmasını kırma yöntemi var. Bununla birlikte birkaç farklı işte savunma e, yöntemi var. Bu şekilde düşmanın savunmasını kırıp düşmana kritik e, hasar verebiliyorsunuz. Bu kısım gayet keyifli olmuş. Yani farklı saldırılar olduğu için sizin her seferinde ah şimdi böyle vuracak, şöyle vuracak, şu tuşa basmam lazım diye kafanızı sürekli düşünmeniz gerekiyor. Oyuna odak bir şekilde hani kombat sistemini takip etmeniz gerekiyor diyebilirim. Saldırı tarafında da yine açtığınız yeni yeteneklerle birlikte yeni kombolar oluşturuyorsunuz ve her kombo için aslında farklı orada mekanikler de işin içine ekleniyor. Bu şekilde dediğim gibi daha ofansif bir tarzda benimseyebilirsiniz. Aslında burada şunu söylemek lazım. Oyun dediğim gibi hani saldırı ve savunma tarzında ilerliyor. Ne zaman siz ya artık aynı şeyleri mi yapıyorum ben noktasına gelseniz, oyun sizin üzerinize böyle bir yeni bir sistem atıyor ve sizi tekrardan onu çözmeniz gerekiyor. Şimdi spoiler olmaması adına oyun ilerleyen kısımlarındaki bölümlerden bahsetmeyeceğim ama genel olarak hani sürekli böyle her sıkıldığınızda, sıkılmak değil de her alıştığınızda yeni bir size orada sistem sunuyor diyebilirim. Bu sayede de sürekli yeni şeyler deniyorsunuz. Yani aşağı yukarı böyle girdiğiniz her kombattan bambaşka bir komboyla yani her vuruşunuzun farklı olduğu bir komboyla ayrılabiliyorsunuz. Bu da zaten kombat sistemini güzel bir hale getiriyor. Bu kombat kısmındaki çeşitlilik aslında oyunun geneline de yansımış durumda. Evet bir işte kılıç aksiyonumuz mevcut. Bunun dışında silahlı aksiyonlu bölümler var ki bu silahlı aksiyonu ...düz kombatın içerisine de sokabiliyorsunuz ama dümdüz sadece silah kullandığınız yerler de var. İşte ne bileyim puzzle'lı bölümler var, ee, işte parkur yaptığınız bölümler var. Yani çeşitli farklı bölümler bulunuyor. Burada bölüm dizaynlarının açıkçası ben sevdiğimi söyleyebilirim, farklı, bu çeşitliliği sevdiğimi söyleyebilirim. Tabii bu kısmın şöyle bir eksisi var. Ee, bu farklı bölümler aslında sizi sürekli oyunda böyle dinç tutmak için, heyecanlı tutmak için konulmuş... ...ama bazen e, süresi uzamış olabiliyor. Mesela işte silahlı aksiyon bölümleri bana biraz uzun geldi. Hatta işte bazı puzzle bölümleri de uzun geldiğini söyleyebilirim. Hatta o kadar uzun ki bu bölümler bazen oyunun sizi bu ana combat sisteminde unutturuyor. Hani o seviyede uzunluğu var. Bu yüzden hani güzel bir fark yaratmış, güzel bir ayrıcalık ama e, uzun olması zaman zaman tadınızı kaçırabiliyor. Keşke biraz daha kısa tutulsaymış dedim. Genel olarak bu oyunun oynanış kısmı combat kısmından kesinlikle memnun kaldım. İnanılmaz eğlenceli. Birkaç ufak eksisi var. Ona ilerleyen kısımlarda geleceğim. Ufakça değineceğim. Ama genel hatlarıyla eksilerde eksiler de çok büyük eksiler değil. Kesinlikle eğlenceli bir combat sistemi sunuyor. Ama tabii şunu söylemekte fayda var. Bir Sekiro gibi veya ne bileyim Souls-like diğer oyunlar gibi daha böyle zorlayıcı bir şey beklememekte fayda var. Biraz daha hack and slash kolaylığı ama işte bu Sekiro'nun ağırlığı da var gibi böyle arada kalmış bir şey ama kesinlikle eğlenceli ama öyle çok komplike zorlu bir şey beklemeyin. Demo oynadıktan sonra bir beklentimden bahsetmiştim daha önceki videoda. Farklı atmosferlerin, farklı çevre tasarımlarının olması gerekiyor diye. Evet bunu yapmışlar. Oyunun başında böyle yıkılmış bir Şehirde geziyoruz. Sonra o yıkılmış şehrin atmosferi değişiyor. Daha sonrasında farklı bir uzay gemisindeyiz. Robotların olduğu bir farklı gezegen gibi yerdeyiz. Zaman zaman çöldeyiz. Böyle gerçekten de farklı atmosferler oyun bize sunmuş. Sürekli o farklı işte bölgelere giriyorsunuz. Farklı düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Ama farklı düşman deyince öyle şey düşünmeyin. Her düşmanın saldırı tarzı farklı gibi düşünmeyin. Aynı hack and slash oyunlarında olduğu gibi işte uzaktan saldıran bir düşman var. Bir sonraki bölümde sadece onun fiziksel görünümü değişiyor. Yine saldırı tarzı aslında aynı oluyor. Ama yine farklı atmosferi sunması da güzel bir detay. Yine artı olarak bahsedebileceğim hatta bence en büyük artlardan birisi bir önceki videoda da söylemiştim. Türkçe altyazı desteği. Şimdi evet İngilizce çok önemli artık zorunlu mecburi hepimiz öğrenmek zorundayız. Çünkü global bir dil bir iş yapmak istiyorsak bunu ülkemizde bile yapıyor olsak İngilizce artık mecburi durumda. Ee, ama tabii bir oyuna Türkçe dil desteği istemek ben İngilizce bilmiyorum anlamına gelmiyor. Hepimiz İngilizce öğrenmeliyiz başta bunu söyleyeyim. Ama Türkçe dil desteği demek orada sadece bir dil olarak bakmamak lazım buna. Şirketin, firmanın, oyun geliştirici stüdyonun bizi önemsediği anlamına, bizim ülkemize yatırım yaptığı anlamına geliyor. Bu da hani bunun karşılığını alırsa devamına çok daha farklı bir şekilde sunabilir anlamına gelir. İşte ülkemize etkinlik yapabilir, ülkemize farklı reklamlar verebilir. E bu anlama geldiği için bu tarz şeyler güzel ki PlayStation birinci parti oyunlarında zaten bunu uzun zamandır görüyorduk. Rise of the Ronin ve Stellar Blade'de olması ekstra güzel çünkü birinci parti stüdyolar değiller. Özel anlaşmalı oyunlar bunlar. Bu yüzden burada olması gerçekten de güzel bir artı. Bu konuda hani kim e, emeği varsa hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi artık bu eksi diyebileceğim kısımlara gelebiliriz. Mesela en başta burada ya bosslar var ama bosslar tam olarak eksi değil. Boss savaşları gerçekten de keyifli. E, ben yani, bayağı keyif aldığımı söyleyebilirim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bossların sayısı biraz az gibi geldi. E, aralarında bu arada gerçekten sizi zorlayan bosslar da var ama bosslarda şöyle bir sorun var. Mesela Sekiro'nun sürekli Sekiro ile kıyaslıyorum da hani Oyun ilk çıkışında biraz benzetimi oldu. Genel tüm bu Souls-like oyunlar için konuşabiliriz bunu. Sekiro'dan gidelim. Sekiro'nun en başında bir boss var mesela. O boss'u siz oyunun sonunda tekrardan o boss'a döndüğünüzde o boss'a yine zorlanıyorsunuz. Çünkü siz oyun boyunca farklı tarzlar öğrendiğiniz için e, sürekli o yani en baştaki tarza dönmeniz gerekiyor. Düşmanı tekrardan öğrenmeniz gerekiyor. Ama bunda öyle değil. Bunda düşmanların hepsi neredeyse hepsi benzer tarzda saldırıyor. Benzer tarzda saldırmasa bile sizin hepsini yapacağınız şey aynı oluyor. Bu yüzden de hani bir noktadan sonra oyuna çok hızlı alışıyorsunuz. Bunu genel combat sistemi için de söyleyebilirim. Oyuna hızlı alışınca biraz da oyun kolaylaşıyor diyebilirim. Bu bosslar tarafından daha da hani kendini ediyor. Evet zorlayıcı bosslar var ama ne yaptığınızı... Bir, sadece ilk boss'u anladıktan sonra devamında hep aynı şeyler olduğu için biraz daha kolay geçiyor. Bir de dediğim gibi hani boss'ların sayısı bir tık az geldi. Daha fazla olsaydı bu daha sıkıcı bir halde de gelebilirdi bu arada. Çünkü bir çeşitlilik yok boss'larda o kadar fazla. Ama genel hatlarıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Yani öyle yerden yere vurmayacağım. Bence ortalama üzeri bir performansı var yine boss'lar kısmında. Ama yani tasarım olarak bakarsak bence boss'ların tasarımı biraz affedersiniz dandik diyeyim. Yani hepsi yani oyunun geçtiği o atmosferi ve işte lore'undan kaynaklı bir tasarım var. O da tüm boss'lara yansımış, tüm düşmanlara yansımış. E, bu yüzden boss'ların hepsi birbirine benziyor. Öyle çok, Aa, bu çok acayip bir boss'muş dediğim fiziksel görünüm anlamında söylüyorum. Bir şey olmadı e, ama hani öyle çok büyük bir eksi olarak da görmüyorum ben bunu. Bu combat kısmındaki eksiği de aslında az önce ufakça söyledim, tekrarlamış olayım burada. E, dediğim gibi oyunun combat sistemine çok hızlı alıştığınız için bir yerden sonra yani alıştığınız için kolay geliyor diyebilirim. Ya da bilmiyorum bana öyle geldi sadece. Ama mesela burada şunu da söyleyebiliriz. Biliyorsunuz bu Soulslike yapımlarda, bu oyun biraz da Soulslike yapım klasmanında şu anda... Bu tarz yapımlarda ölmek biliyorsunuz büyük bir sorun yani öldüğünüzde büyük bir ceza alıyorsunuz oyun sizi gerçekten bu konuda cezalandırıyor bu oyunda öyle büyük bir ceza yok hani öldüğünüzde sadece eğer save kısmı çok uzakta ise biraz yürümüş oluyorsunuz ki genelde zaten save'ler çok sıkışık sıkışık yani her yerde save bulabiliyorsun, save yapabileceğiniz bölge bulabiliyorsunuz ki bosslarda bu iyice sorun değil hemen zaten boss'un dibinde save noktası var o yüzden hani bosslarda düşmanlarda böyle hiç korkmadan çekinmeden direkt laps diye girebiliyorsunuz. Genelde sol yapım var da biliyorsunuz. Bu biraz daha çekinceli oluyor. Yani girmeyeyim şimdi ölürsem sıkıntı olur. Üstünde şöyle bir şey var falan diyebiliyorsunuz. da öyle çok bir dert edecek bir şey yok. O yüzden yani oyunun o gerginliğini alıyor. Sadece saf, eğlenceli bir aksiyona çeviriyor. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Oyun çizgisel bir oyun aslında. Ve bu konuda açıkçası ben gerçekten tebrik ediyorum. Bu güzel bir tercih olmuş. Artık sıkıldım sürekli açık dünya açık dünya. Dümdüz çizgisel ne yaptığım belli. Görev alanım belli. Sağda solda ufak işte araştırmak istersem hazine bulabildiğim yerler belli. Hani bu gerçekten de güzel. Kafa rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama şundan bir görev almıştım. Ama şuraya mı gitsem falan derdi olmuyor. Ama oyun sizi bir noktada böyle kısmi bir açık dünyaya bırakıyor. Aynı God of War'un bu 2018'deki oyunu gibi. Kısmi bir açık dünyaya bırakıyor. Orada hem böyle kozmetik yenilikler yapabiliyorsunuz. İşte saçınız, kıyafetiniz gibi yenilikler e, kazanabiliyorsunuz. Bir de yan görevler alabiliyorsunuz. Yan görevlerin büyük bir bölümünü yaptığımı söyleyebilirim. Çok büyük oranda çok kötüler. E ve yani yapmayı gerektirecek bir şey yani bir istek duymuyorsunuz. Sadece size bir işte ne bileyim ekstra yetenek kazandırabiliyor işte skill point alabiliyorsunuz. E bunlar da zaten oyunu alıştığınız zaman öyle çok da skill point'e ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani ben bir noktadan sonra bıraktım oyunu. En son bıraktığım noktada 15 küsür harcamadığım skill point vardı. E çok da gerek duymadım açıkçası çünkü oyun ona göre dizayn edilmiş. Yani isterseniz bir level bile bitirebilirsiniz eğer iyi oynuyorsanız bir level bile bitirebilirsiniz oyunu. Bu yan görevler kısmında dediğim gibi hani görevler çok sıkıntılı. Oyun size bunları yapmak zorundasın, bunları al gibi bir şey söylemiyor. Siz istediğinizi alıyorsunuz, isterseniz hiç almayıp direkt ilerleyebiliyorsunuz. Bu kısmı açık dünyaya bıraktığı zaman biraz hani böyle oyunun o havasını kaybetti gibi geldi bana. Hani o lineer yapıdan biraz çıkıyor, sen sandbox bir yapıya bürünüyor. Orada böyle hani şey hissettim. Ya biraz MMORPG havasına gel geldi yani oyun o atmosferi yıktı geçtim. Ama dediğim gibi Allah'tan sizi buna zorlamıyor. O yüzden direkt geçebiliyorsunuz. Bu yüzden öyle büyük bir eksi değil. Siz nasıl istiyorsanız orada o şekilde oynayabilirsiniz. Yani genel olarak toparlamak gerekirse Stiller Blade daha önceki videoda da söyledim benim hiç beklentimin olmadığı, beklemediğim bir oyundu. Yani kötü bekliyorum değil yanlış olmasın. Beklediğim bir oyun değildi. Yani işte bu bu yıl bunları oynamak istiyorum listeme aldığım bir oyun değildi. Ama demo oynadıktan sonra inanılmaz heyecanlandım. Çünkü çok hoşuma gitmişti. Şunu dürüstçe söyleyebilirim. Demodaki o heyecanlanışım hani yılın oyunu olabilir gibi o heyecanlanmamı bu tam sürümde bulamadım. Ama bu da yanlış anlaşılmasın. Kötü bir oyun kesinlikle değil. Bence çok güzel bir oyun. Ama dedim ki o ben, benim heyecanlanmam yıl hani Game of the Year geldi. Dragon's Dogma kenara çekil falan gibi bir saçma bir kafadaydım. Yok kesinlikle o yapıda değil. Kesinlikle yılın en iyilerinden birisi olacaktır. Genel olarak da oyun dünyasında iyiler arasında yazılacaktır. Ama o efsaneler arasında yazılmayacak bir oyun. Aksiyon oyunlarını seviyorsanız, PlayStation 5 sahibiyseniz kaçırmayın. Gerçekten hani bu yılı güzel geçirmenizi sağlayacak, en azından şöyle bir 25-30 saatinizi güzel geçirmenizi sağlayacak bir yapım var ortada. Ama hani aksiyon oyunlarını çok sevmiyorsanız, zorlanmayı çok sevmiyorsanız o zaman hani bakmayabilirsiniz ama genel hatlarıyla hani oyunun biraz da kolay olması sebebiyle yani Souls-like yapımlara göre kolay olması sebebiyle ben gönül rahatlığıyla herkese önerebileceğim bir yapım kesinlikle hani deneyebilirsiniz. Fiyat konusu tabii tartışmalı artık ne ucuz ne pahalı ben anlamıyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim o konuda. Bütçe olarak size uygunsa, sizi yormuyorsa kesinlikle alın derim ben. Açıkçası ben çok beğendim bu oyunu. Tabii birkaç ufak eksisi var ama zaten böyle çok büyük bir yapım olmadığı için bunları göz ardı edilebilir durumlar. Peki siz bu oyunu bekliyor muydunuz? Demo oynamış mıydınız? Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.